sıra geldi. Haftanın ikinci olan takımına. Bu hafta. Bu arada 95 puanla birinci oldunuz. İkinci olan takımsa 89 puanda kaldı. Haftanın ikinci olan takımı Taner Aslı. Tahmin etmiştim. Ne diyorsun Aslı? Puanı söylediğinizde ikinci olduğumuzu tahmin ettim. Zaten biz alıştık birbirimizi takip etmeye. Ama gidecek olan isim hakkında da bir tahmin geliyor kafama. O gelen tahmin de beni üzdü. İnşallah olmaz ya. İnşallah olmaz. Bu kadar. Kimi tahmin ediyorsun? Hadi söyle. Hasan ve Buse. Öyle ağlamaz, tahmin ediyor yani. Hayat hani buradan ibaret değil. Tabii ki de değil hayat ama ben burada seninle değil. Birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. Burası bizim buluşma noktamız. Canımsın. Ama sen Batman'dasın, ben Adana'dayım. Yine tabii ki de birbirimizin şehrine gelip gideceğiz ama buradaki gibi her gün birlikte vakit geçirmeyeceğiz. Burası ayrı bir konu. Bu kadar söyleyeceklerim benim. Ne diyeceksin Hasan? Yani öncelikle tebrik ediyorum. Sen de ikinci olduğuna üzülme. Kesinlikle üzülme. Yok, ikinci yani olduğuma üzülmüyorum, yemin ederim. Ben gideceğim diye de üzülmeyin. Yani yapacak bir şey yok. Ben demek ki yeterince kendimi ya ifade edememişim ya sanatımı icra edememişim. Bir şeyler eksik kalmış ki sonuncu olacağım yani. O yüzden hiç üzülme yani. Evet, her gün burada olmak, seninle çalışmak, buranın atmosferi gerçekten güzel ama sonuçta burası bir yarışma yani. Kimse kalıcı değil. Herkes gidecek. Sonucu sadece şu an biliyor olmanın ağırlığı var. Sıra geldi haftanın dördüncü olan takımına. Ve bugünün hayallerine veda eden takımına. Kuaförüm sensin, ailesine elveda diyecek takıma. Bu hafta en düşük puanı alarak dördüncü olan ve bize veda edecek takım Hasan'ın yanına bir gidebilir miyim? Onun tabii yanında olmak istiyorum. Gel yanıma, gel. Sen niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Ağlama canım. Ağlama. Ağlama, gel. Gel yanımda dur. Gel. Olsun. Ben gitsem de burada kalacağım. Tamam. Elensem de buradayım. Gitmiyorum Batman. Gidecek. Sen eleninceye kadar gelip burada sana yardım edeceğim. Ağlama. Tamam, ağlama. Bizlere veda eden dördüncü olan takım
Hasan Buse. Gidiyoruz. Ha? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hiç üzülme. Hiç yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Üzülme. Ben buradan bir kere gittim, ikincisi bana dokunmaz. Ama Hasan için üzüldüm. Ben buraya onun için geldim. Yok, ve benim için de insanlar beni burada görmeyi tekrar istediği için geldim. Hasan'la daha uzun süre devam etmek isterdim. Sadece Hasan için üzüldüm açıkçası. Aslı zaten başlı başına buranın bana en çok kattığı değer. İyi ki de gelmişim, iyi ki de buradayım. İyi ki de seninleyim, iyi ki de seni tanıdım. Bana dünyaları da verseler azdır senin yanında. O yüzden hiç üzülme yani. Kesinlikle üzülme. Bu bir yarışma sonuçta. Birileri gelecek, birileri gidecek. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Ben kaybettiğimi düşünmüyorum yani. Son elensem bile ben kaybettiğimi düşünmüyorum ya. Yani. Ben çok şanslıyım. Burada olmak, burada yarışmak gerçekten çok farklı bir duygu. İyi ki de buradayım, yapacak bir şey yok. Herkese teşekkür ederim. Değerli jürimize de teşekkür ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bazen tansiyon yükseldi, kırıldıysam da özür dilerim. Yapacak bir şey Aslı. Yok. Aslı üzülme. Boş Hadi ver. Artık sen de bir şeyler söyle bak. Sorun değil. Biz zaten farklı şehirlerde olsak da ben sürekli Batman'a giderim. Hasan gelir Adana'ya. Gelirim. Biz devam ederiz yani. Sağlık olsun. Yarışma bitince ilişki bitmiyor canım. Hı. Sıkıntı yok. Sevgi bitmiyor yani. Arkadaşlar hani diyoruz ya birbirinizi dinlemiyorsunuz diye. Siz beni dinlediğinize emin misiniz? İyi dinlediğinize emin misiniz? Ben haftanın sonuncu olan takımı Hasan Buse dedim. Siz bunu kabul ettiniz. Betül Şükran diyecektim. Çünkü iki takımda eşit puanla haftanın üçüncüsü ve dördüncüsü bu durumda. Sizin duygularınızı alalım, ne diyorsunuz? Burada yarışmak çok güzeldi. Biz izlerken çok hoşumuza gidiyordu. Biz de katılalım, biraz eğlenelim falan dedik. Kendimizi gösterelim. İki gün kendimizi gösteremediğimizi düşünüyoruz. Çünkü atmosfer çok farklı ama yine de çok güzel. Burada yeni insanlar tanıdık. Jüriyi görmek bizim için zaten çok 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 önemliydi. Yani çok hayranlık duyduğumuz kişilerdi. Ne puan verirlerse versin bizim sonuçta mükemmel bir saygımız var. Asla boykot etmiyoruz. Hasan haricinde herkesi inanılmaz sevdim. Ama elenirsem de üzülmem çünkü hakkı olan bir masa kazandı. O yüzden bir şey demek istemiyorum daha fazla. Ne diyorsun Şükran? Bekliyor muydunuz? Yani çok şaşırdım şu an. Ben Betül'e katılıyorum. Aynı şekilde burada olmak çok güzeldi. Sizlerle olmak çok güzeldi. İlk iki gün evet biraz bocaladık. Kendimizi ifade edemedik. Ya alışkın değiliz tabii ki bu kadar kameraya. Şu an çok heyecanlıyım, şaşkınım. Bilemiyorum. Midesi ağır. Zor adam. Bir karar jüriyi bekliyor. Efendim bu durumda ne yapmalıyız? Biliyorsunuz bu hafta puanlar birbirine çok yakındı. Birinci olan takım 95 puanla 10 bin lirayı kazandı. İkinci olan takım 89 puanla. Diğer iki masa 85 puan. Kim gidecek? Aa, ikisi de gidecek canım. Nasıl? İkisi de gidecek. Kaybeden gidecek. İkisi de kaybet, ikisi de gidecek. İki takım da mı gidecek? Evet. Sonuçta binlerce insan bekliyor bu yarışmaya katılmak için. Onlara da şans verilmesi lazım. İki takım birden gitsin mi diyorsun? Ama bence gitmesi lazım. Kim? Kim sonuncu? Hangisi sonuncu? İkisi de sonuncu. Sonuncu olan gider arkadaş. İyi de yani sonuç olan... Kanaat notunuz nedir? Yani bütün bir haftaya bakarsak onlar daha bir haftadır burada. Buse'yi geçmişten tanıyoruz. Hasan da başarılı. Bu haftayı biz bir değerlendirelim yani bence seçelim. Bu hafta boyunca kim başarılıydı? Genel olarak.
hem iletişim bilgileri olarak, iletişim şekli olarak, hem saç makyaj olarak bence öyle bir değerlendirme yapalım. Haksızlık oluyor böyle. Puanlar denk geldi çünkü. Onlar bir haftadır burada. Onlar Buse da... de bu hafta geldi o zaman. Tamam, yani Hasan daha neye göre yazı tura mı atacağız? Efendim, isterseniz hızlıca kısa bir ara verelim. Çok ciddi ve önemli bir karar. Siz bunu bir değerlendirin, kanaatinizi kullanın. Biliyorsunuz iki takım da aynı zamanda çok başarılı. Fakat çok ciddi bir karar bu. Bir takım bize veda edecek ve kararı siz vereceksiniz. Tüm haftayı lütfen hızlı bir şekilde değerlendirin. En doğru kararı vermenizi diliyoruz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Kararı jürimiz verdi. Lütfen sonuca alın. Biz aslında aramızda çok da mütabakata varamadık. Uygun bulmuyorum. Özellikle Buse için çok üzülüyorum. Kuaförüm sensin de haftanın finalinde zor bir kararın eşiğindeyiz. İki takım aynı puanı aldı, bir takım gidecek. Kararı jürimiz verdi. Lütfen sonucu alın. Biz aslında aramızda çok da mütabakata varamadık. Yani 2-1, 2-1 gibi bir oylamayla biz Muammer Bey'le iki takımın da kalması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü daha önce de böyle şeyler yaptık. Bu ekibin de başarılı olduğunu düşünüyorum. Haftaya güzel şeyler çıkaracağını, bu hafta eleme olmasın diyoruz. Ama Adnan Bey... Yani ben bu kadar insan kuyrukta beklerken buraya katılmak için... Böyle iki tane kaybeden olduğunda kaybeden arkadaşlarımızın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Buse için çok üzülüyorum. Hani bu kadar oylamayla geldi. Benim de çok sevdiğim, beğendiğim bir arkadaşımız ama ben uygun bulmuyorum. O bekliyor dediklerinizin başına da bu durumlar gelebilir ileride. O çocuklar için de bunu düşünebiliriz. Yalan mı? Onun için onlar biraz bence beklemeye devam etsinler. Biz bu iki tane kaliteli masayla bu yola biraz daha devam edelim. Yani bu hafta. Eleme olmasın. Parmak kaldıralım. 2-1. Yani bir de evet, demokratik bir şey böyle. Oylamayla. Kimse gitmiyor. Aynı ekip bir hafta daha yarışacak. Son kararınız mı? Benim evet, son kararım. Benim de son karar. Demokrasiye uymak zorundayız. Kararı verilmiştir arkadaşlar. Ne hissediyorsunuz? Yani böyle bir şans verildiği için teşekkür ederim. Haftaya daha çok çalışacağım. Hatta biraz dilimi de keseceğim. Betül. İnşallah daha iyi çalışacağız. Jüriye teşekkür ediyoruz. Bu dört takım önümüzdeki haftada daha iyi performanslarla Kuaförüm Sensin arenasında yarışacaklar. Harika bir hafta geçirdik. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak? Muammer Ketenci, Adnan Serter ve Ayşegül Kartal'ın yorumlarıyla her gün önümüzdeki haftada birlikteyiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftanın kazananı Serap ve Tayfun'u tekrar tebrik ediyoruz. Bizden bu kadar. Hoşça kal. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.